Ben de yapayım. Kara delik gibi. Abi burası her yer mağara gibi. Düğüm hani kara delik gibi. Bakar mısın? Harbi kara delik gibi ha. Işığın arkası zifiri karanlık. Şura ne? Aha. Burası tam da Maruşen'in çağırma yeri. Ömer. Burası temiz. Güzeldi. Aha bak. Meyilli de Ömer. Aşağı doğru meyilli. Abi. Güzel. Burcu yapalım abi. Biraz ferah bir yer olsaydı daha iyi olmaz mıydı ya? He? Ferah bir yer olsaydı. Aha burası güzel abim baksana. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sandık davetinden bir davetimiz var. Videolarımız macera şeklinde devam ediyor. Abi seninle her videomuz sinema gibi gidiyor. Şimdi farkında olmadan yaşadıklarımız, konuşmamız, diyaloglarımız, çektiğimiz görüntüler, davetler, gelenler sinema tadında gidiyor. Bizi izleyen arkadaşlar da o şekilde izliyor. Yani bu yaşadıklarımız gerçekten film tadında gidiyor yani. Ya ben bile izlediğim zaman tövbe olsun. Ulan diyorum biz mi yaptık bunu ya? Bu daveti biz mi yaptık? Diyorum. Abi bu atmosfer var ya, şu an akşam oldu. Bu atmosferi ikimiz yaşıyoruz ya. Bazen sabah da ben izliyorum. Bazen sabah açıyorum videoları. Bakıyorum mesela başlatıyorum. Ya işte şey yapıyorum mesela. İzleyince abi diyorum ki akşam diyorum biz böyle bir şey yaşadık mı? Ha, değil mi? Vallahi aynı öyle bir bak. Bir de diyorum ki şimdi olsa kalkıp gitmem. Bu enerji bizi buraya diyorum, getiriyor. Nasıl oluyor bu? Evet. Ulan Hollywood yıldızı olduk ya. Abi o enerji bizi buraya getiriyor ve burada bir şekilde bilmiyorum arkadaşların nasibi artık. Yo kurban oldum kardeşlerim Allah razı olsun. Değil mi? Hep ama hepinize teşekkür ederim Allah gerçekten abi. Hem kanalımıza sahip çıkıyorlar. Allah razı olsun. Bu arada da 60 bini geçtiğimiz için tebrik eden arkadaşlarımızın hepsine buradan teşekkür ederiz. Abi Allah herkes 60 bini geçti. Çünkü kendi kanalları. Kendi kanalı. Hepimizin kanalı olduğu için. Bak hepimiz böyle bir aileyiz ya. Öyle arkadaşlar böyle diyor abi. 60 bini geçmişiz. Bak kanalın geçmiş demiyor. Bak bizden fazla seviniyorlar. Heh. Vallahi billahi. Kanalımız geçtin geçmiş de demiyorlar. Geçmişiz. Çünkü 60, kendi kanalları. 60 bin derken 60 normali geçtik mi? Geçtik. Ula benim bile haberim. 60.200 olacağız abi. Ciddi mi diyor? Allah aşkına gün gidiyoruz. Haberin yok mu? Ne bileceğim ben 60 ben 59 bin bilmem ne 60 bin olduk mu şimdi? 60 bini geçtik. Geçtik. 60.200 olacağız. Yorumlar hep 60 binden yazıyorlardı. Evet. Evet. 60.200 işte bugün herhalde 60.200 belki de 60.300 olacak. Allah razı olsun. Daha hızla büyüyeceğiz inşallah. De ömrümüz yeterse. Evet Allah'ın izniyle Allah nasip ederse. Yani. Şimdi arkadaşlar sandık davetlerinden bir davet yapacağız. Gelecek kişinin ismi belli abi. Davetin ismi belli. Maruşin diye bir yaratık gelecek. Maruşin abi bilgi amaçlı gelen bir yaratıkmış ama tehlikesi varmış. Hayda tam oh diyecektim. Tam oh çek. Abi tehlikesi nasıl? Şöyle diyor ki hani. Bu geldiği zaman bazı diyor hususlara dikkat edilmeli. Yani hocanın yazdığı öyle bir edeple yazmış ki abi. Dikkat edilmeli işte tehlikesine. Bir de bunun yanında diyor buhur, tütsü veya işte değişik bir iki tarifi var. Onlar da uygulamakta fayda vardır. Şimdi çağıracağız abi. Biz her zamanki gibi dışarıda en azından o buhur tütsüyü mesela kibar şekilde bir çağırırsan odanın içinde kibarca çağırırsan nazikçe buhur tütsüyü çağırır. Nazikçe buhur tütsüyü yakarsın. Çünkü saldırdığı zaman duvara çarparsın. He. Biz niye buhurtusu yakmıyoruz? Dışarıdayız. Değil mi? Tabii etki yani olmuyor. Vurduğu zaman sen fırlatıyorsun. Fırlatıyor. Ya baba ben burada yokken sen 3 tane ne kadar güzel davet yaptın. Evet. Ula haçça kaçacak ne kadar güzel konuşuyorsun. Evet. Sen beni gördün. Evet. Yaratıkla öyle bir konuşuyorsun ki. Hadi bir de bazı kardeşlerim yazmış. Eşref abi yakın oluyor. Bir de beni ileri ha bile gene sürüyor. Güzel kardeşlerim. Ha bile gene hocanı beni ileri sürüyor. Ben de affedersin, suçlu beygiri gibi azıcık önde kalıp öyle bakıyor. Gelen bağa geliyor. Sonra ne oldu ya? Abi, en son görmedi mi halimi benim evde? O da sabah da uyku uyuyamadım. Kabuk alırım zaten sızladı. Ya şaba bir görünce, abi sen şey gibi öne atıyorum. Şimdi sen yanımda olduğun zaman, diyorum abim yanımda. Tabii canım. Sırtım kuvvetli. Ya güzel çok kardeşlerim. Bir de kahvaltı yapıyor hocanızla. Allah razı olsun hocam bana geldi. Kahvaltı yapıyoruz. Ya çaya limon sıkılır mı? Kahvaltı yapamadım bunun yüzünden. Ya limonu sıktın zaten. Cinnetli geçirdin bana. Benim suçum değil. Sor bak. Kendileri istedi. Vallahi limonlu çay içer misin Eşe? Eşe ömrün karşısında limonlu çay içer. Dur limon deme bari ben ya. De o yüzden,
limon sıktığım gibi inan ki var ya masayı devirecekti. Ağzımdan su akıyor, tövbe estağfurullah ya. Yok tik var işte burada ya. Ama ekşi bir şey yemiyorum. Ekşi yemiyorsan bir de kötü oluyorsun. Benim şu erik yiyordu evden kaçtım ya. Hayır gucur gucur lastik sesi gibi bundan bir dur da. Dişlerin mi kamaşıyor ne oluyor? Ulan senin ne diyor? İçimde böyle var ya bu bir ürperti geliyor. Sirke şey yapmıyor ama. Sirke ekşi değildi herhalde. Ne bileceğim ama limon işte bir şeyim var mesela. He. Mesela fındığı yeşil, anam söyleme de söyleyemeyim işte. Ha onu sen yapıyorsun ya. Evet. Bir şey geliyor ya. Artık bende mi var böyle? Sende tik oluyor. Genelinde mi var? Tik var sende abi. Hayır diğer insanlarda da böyle mi? Kaç güzel kardeşim yazmış. Abi bende de var öyle. Hani var olan olan vardır abi. Ne bileyim ben. Benim tikim de mesela şeye karşı abi. Ne? Mesela yeni deterjanla yıkanmış bardaklar var ya. Cam bardak. Şöyle parmağın değdiği zaman böyle bir şey oluyor sana. Hani böyle bişt diye ses geliyor ya. Evet. İçim kötü oldu bak. Sadece ona var. Deterjan dediğin zaman o piril mi? Pirille mesela bardağı yıkadın ya, cam bardak yıkadın. Ha. Hani makineden değil, ellen. Ellen, he. Ondan sonra mesela ellen onu tuttuğum zaman var ya, böyle gıcıt diye diyor. Ne, nasıl yapıyor? Böyle gıcıt diye yapıyor. Gıcıt diyor değil mi? Hiç aklıma getirmek istemiyorum. Ha, tamam. O kim? Köpek mi? Devam et. Abi. Yok, ben bir şey yapmam, devam et. Daveti yapacağız. Ha, bir dakika. Sen... Sabah herhalde bir planım var abi. Bugün kahvaltıda bendesin değil mi? Sen de mi? Allah için bendesin kahvaltına. Tamam. Yaşadım. Ne oldu? Yok yok. Sabah çok çok güzel yemek hazırlayacağım. He, özel bir şey yapma abi benim için. Yok canım. Yumurta. Başka bir şey yok. Ne kadar da güzel düşünüyor tamam, beni. Tamam yahu sen. Canım abi ben benim. Hem de peynirli. Peynirli yumurta yapacağım. Ne yapalım? Bekarlık yaşıyor. Ne diyeceğim başka? Abi o zaman gidelim. Davetimize başlayalım. Şimdi Maruşin'i çağıralım. Maruşin'e soru soracağız. Maruşin bakalım nasıl bir şey. Abi ben düşüneceğim şöyle. Araya belki Aruhan gibi bir şey gelebilir. Onun heyecanını da yaşıyorum her zaman. Yeni davetlerde tabii. Eski davetlerde değil. Hani her yeni davetlerde diyorum ki belki Aruhan gibi ya da değişik böyle bir Müslümana denk gelir ya da değişik biri girir araya. Onun heyecanına benim beklediğim gibi belki siz de bekliyorsunuz değil mi? Ya sandık davetlerinde gene şansımız oluyor da evet. Anahtar davetinde işte %1. Anahtar davetinde de sıkıntı. Belki boyuta giren olursa. Yani giren oluyor. Olursa. Ama sandık davetinde evet. Gelebiliyor. Olabiliyor. İşte o güzellik. Şimdi sen sandık davet deyince ben bir rahatladım. Gerçekten rahatladım. Ben şu an acayip bir duygu içindeyim. Her yeni davette öyleyim. Rahatlamam şu. Hani anahtar gibi tehlikeli. Anahtar gibi tamam. Sandık da tehlikeli. Aynı tehlike var. Evet. Ama yine hani mütevazı şekilde de gelen oluyor. Hı. Gerçi sen mütevazı da gelsen kaptırıyorsun. Gene yapacağını yapıyor. Ayrı bir şey abi, de. Abi bundan sonra kendimi tutacağım. Tut, düzgün abi, bir şekilde yeminle davranacağım. tutuyor bolsun daha ya. Aynen. Ya kaburgam zaten acıyor. Tamam. Sabaha kadar nefes alamadım senin yüzünden. Ben bir ara da saldırıyı test ediyordum. O yüzden biraz ha, sert saldırı girdim. Test ediyorum. Ha, ondan beni öne sürdün. Hani bakıyorum zarar veriyor mu? Nasıl vuruyor? Ha. Yakalamaya çalışıyorum. İyi Allah, Allah en son vurduğunda çıktığım yeri iyi ki sen çekmemişsin. Ha, o şeyde düştüğün söyleme, yere. Tamam söyleme. Ha, ha. Ya abi sırtlarım ağrıyor. Ne yapalım? Videoya geçelim. Geçelim abiciğim. Tamam. Neresi? Gideceğin yer belli mi? Gideceğimiz yer abi. Ormanın dibinde bir şey vardı. Ormana girmeyelim abi. Ormanın yan tarafında bir boşluk vardı. Şimdi güzel kardeşlerim bakın. Bazı kardeşlerimiz söylüyor. Yani niye hep fındık bahçesi? Bu bizim bir memleket Sakarya gibi hep fındık bahçesi. Evet her yeri fındık. Şimdi biz ormana girdiğimiz zaman şundan söylüyor. Ormandaki projektör ışığı yandığı zaman 20 dakika, belki bile mi yarım saat sonra ya jandarma gelir ya ormancı gelir. Defineci mi? O ağaç mı kesiyor? İşte başımıza bu işi, hani başımıza bir iş almayalım diye biz bunu yapıyoruz. Hani bunu da aydınlatalım. Abi sonuçta şimdi ormana girdiğimiz zaman öyle tehlikeli. Bir şey oldu mu? Davet de açık oldu mu? Bizim Hiçbir şeyimiz şey yok. Mesela geldi, çekim yapıyoruz. Sıkıntı yok ama davet bozuluyor. Ondan bir şey sonra yapamıyor. Hayır. Davet ortasında gelse ne olacak? Şimdi geldi tamam çekim tamam bizim her şey iznimiz var ama gel bakalım tutunak tut onu yap sabah oldu davet taşı ne anladık işte, o Aynen. yüzden biz de hani kendi açımızdan bunu Abi izin alıp gidelim. Nereye? Bundan sonra ormana gideceğimiz zaman jandarmaya gidelim izin Tamam alalım. jandarma selamlar komutanım buyur abi ne oldu biz cin çıkaracağız izin veriyor mu? Verir abi. Kim? Ula adam Yok burada. ormanda kamp yapacağım. Abim tamam anlatamıyorum. YouTube videosu çekeceğiz. Bak bizim memlekette tam böyle bir sen tam bunu burayı sen tam bilemezsin. He. Sen bunu yaptığın zaman, sen bu lamba yanıyor mu? En yakın, şimdi ışığın nerede görürsün? Ya 20 kilometre, hani fazla tamam, atıyorum 5 kilometre ileriden sen rahat bu projektin ışığını görebiliyorsun.
Hemen bir alo. Eşem abi o kadar titiz ki bak titizliğinden söylüyorum. Dünya kadar yerde video çektim. Her yere ışık tuttum. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaşamayız abi sen merak etme. İyi hadi. Güzel akçak akçak çekeriz. Tamam. Nazik nazik çekelim evet. Bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kapat kamerayı. Abi resmen var ya akçak akçak yere getirdin bizi. Ben götürüyorum. Sen dedin ya ormanın arkasına yere gideceğiz yerine. Sen beni götürdün. Tamam ben getirdim de sen hemen dedin öbür tarafa girelim. Benim dediğim yer burada değil ki. Bak, nerede? Şu taraftaydı. Oraya mı ineceğiz? Yok yok olsun burası da olur. Burası da güzel. Ulan bayağı da güzelmiş be. Ha tamam. Şimdi oldu. Arkadaşlar bakın şurada. Şurada bir beğen tuşu var. Bak şurada. Nerede? Şurada bir beğen tuşu var. Belki bilmeyen arkadaşlarımız bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şuradaki beğen tuşuna basıp bir videoyu beğenseniz. Video başlamadan değil mi? Bana mı diyorsun ya? Ya Ömer be arkadaş. He sana diyorum abi bassana oraya. Arkadaşlar nereye basacaksın acaba? Bak ışıkta da göremiyorum ne diyor bu? Beğen tuşunu arıyor işte baba. Bak valla ona bak şimdi nereye basılıyor kameranın diyorum beğen tuşuna mı? Tuşuna mı bak tövbe estağfurullah. Anam Ömer. Abi sen. Ömer. La ya inanın. Abi sen bizi nereye getirdin abi? İşte Ömer laf abi oldu. Biz nereye geldik lan? Abi harbi nereye geldik? Anam bundan bak yavrum benim be. Abi. Allah. Ora ne? Şurası. Dikene bak. Rambo gibi bir dikeni kopardım. Tabii canım. Bak kökü mahvoldu. Bak şu diken var ya. He. Bir kokla bak ne kadar güzel kokuyor. Vallahi diyorum bak. Oo. Bakayım. Ne kadar güzel kokuyor. Fıstık gibi değil mi? Ne kokuyor abi? Ucu çok güzel kokar. He. Ben sana bir tane daha koku vereceğim. Canmadım kokuyu. Ben sana bir tane daha bir şey vereceğim. Güzel. Ya Ömer. Hı. Hakikaten ya. Abi sen bizi nereye getirdin? Ben yönümü şaşırdım ha. Burası neresi abi? Burası adamın bahçesi. Şöyle bir keşif yapayım. Yap. Ben de yapayım. Kara delik gibi. Abi burası her yer mağara gibi. Düğüm hani kara delik gibi. Bakar mısın? Harbi kara delik gibi ha. Işığın arkası zifiri karanlık. Şura ne? Aha. Burası tam da Maruşen'in çağırma yeri. Ömer. Burası temiz. Güzeldi. Aha bak. Meyilli de Ömer. Aşağı doğru meyilli. Abi, güzel. Burada yapalım abi. Biraz ferah bir yer olsaydı daha iyi olmaz mıydı ya? He? Ferah bir yer olsaydı. Aha burası güzel abim baksana. Aha burası. Devam et. Aha. Senin. Abi tam gözüne giriyor daha değil mi? Bakayım bir şey var mı? Yok yok. Tamam. Burnumla gözümün arası dışarına. Köşeye. Ömer. Hı. Aha abim. 10 numara yer. Hep başıma yiyorum abi. Ömer. Git git aynı ha. Otele yatmaya gelmedik ha. Davete geldik. Biz de kendimizi oda beğeniyoruz gibi değil yani. Mi? Yani. Şura nasıl? Neresi? Ha burası mı? Ha burası. Tamam ne güzel işte. Aşağısı uçurum şurası. Bakar mısın abi? İstersen sen git bak. Ben mi gideyim? Bakar mısın dedin ya. He. Bak işte ışıkta. Ben giderim abi. Benim için sıkıntı yok. Yok yok. Ben şey açısından dedim. Davet açısından dedim. He. Ya. Yok yok. Tamam burayı iyi. İyi. Tamam. Burası iyi. Burada çekelim. Ne oldu abi? Tedirginsin ha sanki. Biz ne taraftan geldik ya? Bilmiyorum ki. Yolu da kaybettik ha. Herhalde şu yolu takip edersek. Hani yolu takip edersek böyle. İleriden sağ yapacağız. Ha. Nereye gideceğiz oradan? Trabzon gişelerine gireceğiz. Ulan ne yolu? Fubakçı'nın içindeyiz ya. Nereden geldik canım? Ucuyum. Ne abi öyle geldik işte bak. Bak böyle geldik. Şu aradan böyle böyle bu şekilde buraya geldik. Allah Allah. Şimdi neyse. Yani sen kamerayı ta arabadan sonra açmadın değil mi?
Yok yok açmadım arabadan sonra değil baya bu şeyin arasından girdik. Hı. Ondan sonra açtım. Yani bir Tamam. 2-3 dakikadır açık. Ha, ben burayı demeyeyim zaten. Bundan sonrasını diyorum işte. Bundan sonrasını bulurum. Heh, tamam o zaman tamam. Bundan sonrasını bulurum. Yeter ki biz hani girdiğimiz yeri bulalım yeter. Ömer, daha başka bir yere gitmeye gerek yok abi. Evet Ne abi. güzel bir yer. Burası iyi. O zaman başlıyorum abi. Ha başla abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de Bismillahirrahmanirrahim. La bakayım yedurru da. ma asmi şeyin fil ardı ve lef semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma asmi şeyin fil ardı ve lef semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma asmi şeyin fil ardı ve lef semai ve huve semil. Arkadaşlar koruma duasıdır bu. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Amin. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan, cinlerin şerrinden, büyülerden, her türlü sıkıntılardan korur. Efhamlardan, karabasanlardan, Evet, karabasandan da korur abi. hepsinden. Allah'ın Allah Zülcelal'ın ismi Celle Celaluhu. şerifiyle sizi korur. Abi eğer okeysen başlayalım. Hazırsan. Ben hazırım da. Maruşi'nin davetine. Abi sanki şeysin ha, rahat değilsin sanki değil mi? Ben mi? He. Niye öylesin? Ama akşama kadar başlıyor çalışıyorum ya. Yok yok şimdi hani böyle bir tedirginlik sanki var üstünde. Yok yok hani Çözmeye çalışıyorsun. yani yer konum olarak ona şey yapıyorum. Ya o kadar davet yaptık. Ha. O kadar davet yaptık. O kadar bahçelere gittik. Ben merak ettim hep şu. Hep ne bekledim biliyor musun? Ha şuradan biri gelecek böyle. Ha. Siz kardeş ne yapıyorsunuz burada? Ya da bir insan oraya gelecek. Eller yukarı. Hani kimse öyle gelmedi. Niye? Adam oradan Işığımı kimse görmüyor. gelecek eller yukarı dediği zaman ben Eşref abi el armut toplamıyor ki kusura Abi bakma. tamam eller yukarı da ben Ha. kendimiz açımızdan söylemiyorum. Ha, Gelsin. bizi kimse Ha görmüyor. gelsin sıkıntı yok. Kim gelirse gelsin. Ömer. Ama şimdiye kadar kimse gelip siz burada ne yapıyoruz demedi. Niye? Ömer. Sebep? Bir tane ev yok ki güzel abicim benim. Çok uzak olduğu için. Hadi tamam. Herhalde. Ha şimdi fındık zamanı tamam ayrı bir fındık. Ula baba. Ha. Hakikaten ben onu diyeceğim ha. Ne ya bu? Biz fındık zamanı biz ne bahçelere girebilirik, ne ormanlara girebilirik. Zafer abi de geliyor, orada da olmaz. E fındık zamanı şeye gideriz abi. Nereye? Bursa'ya gideriz. Hamamın olduğu yere. Benim fındıklar ne olacak? Senin fındık. Senin fındıklıkta çekeriz. Olur mu? Ömer, sen zaten İstanbul'a gitmiyorsun mu? Gidiyorum. İstanbul'da benim memleket arası 1 saat 20 dakika. Hadi. Sakarya İstanbul arası. Tabii. Tamam. Sen benim yanıma geldiğin zaman Sakarya'da çekeriz. Sakarya'da. Sakarya'da benim kalacak yerim var ya. Ne, ula benim koca bina var ya. Sıkıntı yok. Bakarız abi duruma göre ya. Oradan da şey deriz. Çimmeye. Hamama. Hamama. Hamamda su bulabilirsek çimeriz. Niye su yok mu orada? Yok su yok. Su yok sesler var abi. Yarın ola hayrola bakalım. O zaman Evet, da onu ona göre bir yaparız. şey yaparız abi. Yok hiç aklım. Sen başla benim, sen başla. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi davete başlıyorum. Abi davet açık. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım Maruş'un geldiğinde Maruşin. bize ne diyecek? Acaba o gelecek mi? Ya da yaşıyor mu? Böyle de olabilir. Şimdi yaşıyor mu, yaşamıyor mu?
Tabii bilmiyorum. Ki canım, bilemezsin neden. Eğer bilmiyorum. Ölmüşse gelemez zaten. Yerine de başka biri gelirse bilmiyorum. Ölmüşse nasıl gelecek Ömer? Ölmüşse gelemez. Hı. Yerine gelen de ya dese ben Maruşi'nim. Ne olacak? %100 inanacağız. Evet. Bakacağız. Hadi bismillah. Test edeceğiz abi. Diyeceğiz ki eğer Maruşi'nin sense sağ ayağını kaldır. Bir elini yukarıya kaldır. Hı. Sol kolunu yukarı kaldır. Hı. Eşref abinin üstüne uç. Ha, yani bula bula onu en sonu gene bağa bağladın o işi. Sana helal olsun. Hani sağ elini kaldır, sol elini kaldır. Bir ayağına var. Kung fu tekniği abi o. Desene ona. Kung fi. Bir Anadolu yöresinde oyun oynan da bakayım. Tövbe estağfurullah. Bana bak, davet de açık. Davet açık abi. Abi işin şeyindeyiz ama. Maruşi. Afakan bastı aslında sanki. Bana bak Ömer. Güzel isim var ha. Maruşi. Maruşi. Ha, isim geç değil mi? Evet. İsmi güzel bak. Güzel güzel. Maruşi. Şey değil mi? Hani böyle pis gelmiyor sana. Değildi ha. Gerçi şeyini bilmiyorsun. Abi isimden bence hiç şey yapmayalım. Yok işte o var. Belki de çok kötü bir şeydir. Belki ismi kadar kendisi güzeldir. He. O da var. Olabilir. Ya Ömer ben niye bakıyorum ki abicim ya? Sanki mi göreceğim de? Nereden çıkacak acaba ya? Abi burada da her yerde bir yol var ya. Bak 1, 2, 3, 4. Ne güzel işte. 5. Abi 5 yere de tek tek bakacağız. Maruşi çıkarsan karşımızda çık. Bir zahmet. Değil mi? He? Ne? Çıkarsa bir zahmet karşımıza çıksın. Sağda solda arkada çıksın. Sen dua et fındık ağacın tepesine çıkmasın. Tepesine de çıkabilir. Çıkabilir abi. Bu çıkanı videoda yoktu. Haberin var mı? Ne? Ben sana kestirdim de sen de kestirdin ya. Neresi? Hangisi? Hangisi? Ta Olcay geldi. Olcay'dan iki davet sonraydı. İki davet, üç davet mi? Bir şeydi. Fındık dalları nasıl sallanıyor diye. Evet. Yukarıdaydı abi. Ulan ben nereye gidiyorum? Tövbe la ilahe illallah. Ver şu kamerayı bana ya. Sen nasıl olsa görüyorsun. He bile bakayım. Dur abi dur. Allah'ını hissettim herhalde. Abi dik olarak çek. Ha şöyle. Tabii mi? Fazla yukarı kaldım. Tamam. Böyle etrafa bak. Tamam. Ben de bakıyorum. 5 tane yer var. Nerede olacağı hiç belli değil. Tamam. Sen öyle bak. Ben bu tarafa bakayım. Görüyor musun bir şey? Aa. İster misin bir saat sonra gelsin? Ne bileyim Ömer. Gelir mi dersin? Olabilir. Allah belanı vermiyor Ömer. Ne yapıyorsun ya? Abi nasıl arıyorsun ya? Sen niye eğildin? Benim şey yapacağım. Tövbe estağfurullah. Çöktüm bakıyorum işte abi. Ömer hem bak hem de şey yaptı. Ben sana bir soru soracağım. Ne abi? Kaç metre mesafede görebiliyorsun? Abi. Ha? Eyvah. İsmi gibi kendisi güzel değilmiş lan. Maruşin? Sen Maruşin misin? Siz kimsiniz? Sen Maruşin misin? Davetin sahibi Maruşin sen misin? Evet, davetin sahibi Maruşin benim. Beni neden çağırdınız? Maruşin, seni çağırmamızın sebebi
davet kitabında, sandık daveti kitabında senin davetin olman. Ben bir araştırmacıyım. Biz ikimiz davetleri yapıp araştırmamıza gelenleri kaydediyorum. Ne iş yaparsın? Senin görevin, senin uğraştığın şey nedir? Benim görevim büyük bir kabileden sorumluyum. Bu kabilenin simyevi, kimyevi işlerine bakarım. Ha? Abi simyevi, kimyevi. Bu simyevi, kimyevi dediğin nasıl bir şey? Sizin sorma sebebini öğrenebilir miyim? Beni meşgul olduğum yerden buraya çağırdın. Ömer etrafındaki yapraklar oynuyor Ömer. Evet abi. Yalnız olmayabilir ha. Abi bu sanki rütbeli birine benziyor. Sen simyevi kimyevi bize açıklasana. Tam olarak simyevi kimyevi nedir? Simyevi kimyevi. Simyevi kimyevi. İlminin derinlikleri. Bizim kabilenin görevidir. Simyevi kimyevi. Ömer sen soru sorarken ne yapraklar oynuyordu Ömer. Yapraklar? Yapraklar oynuyordu. Abi o zaman şöyle büyük bir yere etki yapıyor abi. Ben de dedim acaba hani başka da mı var? Yalnız mı gelmedi? Abi yok böyle yapıyor. Şimdi onun geldiği şey etki yapıyor. Yani bir dalga gibi düşün. Abi simyevi kimyevi. O ne demek ya? Simyevi ilmi var biliyorsun değil mi? Kimyevi. Bu bence şeyle ilgili abi. Mesela hani formüller var ya. Tamam. İşte suyla şeyi karıştırıyorsun. Hani iki tane gazık gazlarla ilgili. Tamam. İşte H2B'yi karıştırdığın zaman su oluyor ya. Tamam. Ama simyevi kimyevi ne ya? Kabilesinin. Yani bir acayip bir şey söylüyor. Ama şekli tipi ama çok acayip ha. Daha böylesini ilk görmedim. İlk defa görüyorum böyle bir tip. Yani ilk defa görüyorum. Evet ben de ilk defa görüyorum. Yalan yok. Tövbe olsun öyle. Ama ne bir uygulama basınç var, ne bir kızma var. Abi sanki şeye benziyor bu. Böyle bir eğitici. Yani bir doktor, bir eğitmen gibi. Olabilir mi? Belki kabilenin olabilir. Eğitmenini çağırdık. Olabilir. Olabilir. Benim diyor meşguliyetim varken beni çağırdınız. Yani şöyle bir şey var. Nasıl insanoğlunda hani derler ya hani edebiyatı kuvvetli. Evet. Bu da onlar alemine sanki böyle yani. Olabilir. Şöyle düşün sanki üniversitede ders veriyor bu. Yani. Ders verirken sen hocayı çağırdın. O hoca çıktı geldi buraya. Sanki öyle bir şey şu an yaşıyorsun. Ama güzel de cevap verdin ha. Güzel cevap verdin. Siz kimsiniz diyor. İyi Allah'ın izni. Allah'ın izni ya. Bir kötü bir şey olmanı atlatırız gibi geliyor bana. Belki de yalan söylüyordur. Belki de öyle bir şey yok. Belki bize zarar vermeyi düşünüyor. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Bence peşin konuşmayalım abi. Değil mi? Şimdi bütün umutlar gitti. Umutlar gitti abi. Simyevi, kimyevi. İşte. O. Simyevi, kimyevi. Bakarız. Simya ilmi var. Simya ilmi. Ya kimya ilmi var. Her simya dersin... da kimya bunlarda yok ki. Hayır canım alakası tabii ki. Abi kimya fiziki bir şey. Kimya ile bunlar ne iş olur ki? Bunların simya zaten her şeye sahipler. Yani. Bak çok değişik bir şey ya bu. Kimyevi? Bunu hem yazacağız hem araştıracağız. Allah Allah. O senin büyük bir kitabın vardı ya. Ha. Yeşil bir kitabın. Evet. Ona bakarız. He, o kitapta simya ona ilmi bakarız. Var. Aynen abi. Hı? Simya ilmi var orada. Bu onunla ilk defa duyuyorum ki böyle bir varlık, öyle bir ilimle ilgileniyor. Ömer belki de doğrudur abiciğim.
Olabilir mi? Abim ne bileyim, doğrudur belki. Abi o alemde her şey olabilir, değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Değişik. Yani davet kitabında ismi geçen bir varlık tutupça bize pastaneci, lokantacı müzik hali yok. Tabi. Ama bu senin dediğin. Abi yok ya. Ömer, zannetmiyorum. Biz hiç konuşmayalım. Onu biz kitapta bakarız abi. Kitapta bakarız ama. Kitapta bakarız. Sen sabah bana geldiğin zaman getirirsin kitabı. Bakarız. Olabilir, doğru söylüyorum. Simyevi kimliği. Seni gidi kimyacı seni. Marushin. Marushin eğer buralardaysan konuşabilirsin. Yok değil mi? Gören Marushin ben miyim oğlum? Şeye baksın Ömer'e tövbe estağfurullah ya. Ağzıma kadar sokmuşum kamerayı. Görüyor gibi bir de arıyorsun ya. Hayır ben sana sürüyorum ben ya. Sağa güveniyorum ben. Ya Ömer sen çok çeviriyorsun ya abim. Gerçekten dengemi kaybediyorum. Tamam. Tıraş ettirdin. He. Akşam saati. Aha abi. He. Marushin bak. Ana. Ay be. Onun sağ tarafında beyaz bir şey var. Ne o? Neyse abi. He. Otmuş lan. Bir açıklasın mı kim sorun? Marushin. Abi bak. Sakalına bak. Olur canım. Sakala bak. Görüyor musun? Sakal olur abi. Sakal var, bıyık yok. Bu şey gibi kesmiş bu yana. Yahudi sakalına benziyor. Yok daha neler. Ciddi mi canım? Benziyor abi. Abi bu var ha, ya. Ha şeylerin tamam o din adamlarının tamam. Aha, tamam. Abi bu şeye benziyor ya. Marushin sen büyücü müsün? Büyücülerin şifrelerini çözerim. Ha, ilk defa böyle bir şey duydum bak. Abi. Sen bu bayağı bilgiliye benziyor. Bu büyücülerin şifresi. Peki simyevi ilminde, yani simyevi ilmiyle böyle bir şey var mı? Bir alakası? O düzgün bir çizgidir. Birbirine karıştırmamak lazım. Eğer yolunda giderse, tabii ki her şeyi başarmak mümkün. Bu sandık davetlerinde kaç tane var böyle senin gibi? Biz 3 kişiyiz. 3 mü? Evet. Azmış. Bu şifrelerle uğraşan sadece 3 kişi. Eğer dilersen bizden bu şifreleri satın alabilirsin. Nasıl satın alacağım? Param vereceğim size. Azıcık yavaşta. Bunun bedeli ne? Bunun bedeli parayla ölçülmez. Vakit veya diyet ile ödeyebilirsiniz. Diyet miymiş? Diyet nedir peki? Bir hayvanın kanı olabilir. Hayvan kanı diyor. Arkadaşını da verebilirsin. Arkadaşını da ver. Ne? Beni mi diyor? Sen diyor ama. Yok ya. Neden arkadaşımı istiyorsun? Eğer bize gelirse çok güzel şeyler yaşar. Onu alemlerin derinliklerine götürürüz. İşte mi canım? Hayatında yaşamadığı her şeyi ona yaşatabiliriz. Allah Allah. Ondan sonra benim anama alacaklar. Abi şu an ne yapmak istediğimi bir düşüneyim bak. Çözmeye çalışıyorum şu an.
simgeleri biliyor musun? Ben de sizi çözmeye çalışıyorum. Şalkan duyuyor. Eğer dediğim gibi anlaşma yaparsak şifreleri sana veririm. Ulan sormadan gitti. Abi. Sormadan gitti. Şunu görüyor musun? Resmen beni istiyor lan. Arkadaşın da verebilirsin diyor. Abi herhalde şey yapacak. Ne? Seni var ya. Ha. İçine girecekler. Seni o aleme götürecek. Allah korusun. Ben var ya. Alır üçün birini. Benim tahminim. Bunu halen çözemedim. Bunun niyeti. Niyeti bizden acaba dalga mı geçmek? Ya da başımıza bir iş mi getirmek? Ya da gerçekten. Abi şifreler diyor. Bu şifreler var ya. Bunun harfleri var. Kare kare. İşte karelerin altında bazı şeyler. Büyücülerin yaptıkları var ya. Onların şifresinden bahsediyor. Kimden öğrenmişler biliyor musun onları? Harut ve Marut'tan abi. Bence şu an çok ciddi bir durumun içindeyiz. Sana ben bir şey söyleyeyim abi. Kendi içim tövbe olsun. Hiç çekinme. Yok abi yok. Onu riske atamayız abi. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şeklini görmüyor musun? Öyle değil abicim. Hı. Kapatıp açma şansın var mı? Saat mi? Evet. Yok abi. Söyleyemiyorum ki. Senin bana söylediğin çok güzel bir şey vardı da. Söyleyemiyorum işte. Daveti kapatmak lazım. Ya biz yarım saatimiz alır abi. Bu gene buraya gelecek. Bana söylediklerin aklına gelebildi mi? İyi hatırla. O sana dediğim şifreden bu anlamaz abi. İşte o aklıma geliyor. Deneyeceğiz abi, deneriz. Sorarız. Abi bu ne yapıyor biliyor musun? Bir şey varmış gibi gösteriyor. Ben sana bir ara anlattım ya. Tamam. Bir ara Hüddam hocasının yanında da anlatmıştım. Tamam. Bak. Bunun görevini. Bak görevi şu. Bir şey varmış gibi gösteriyor. Mesela ama yok. Ya birine mesela havuz gibi gösteriyor. Hı. Anlatıyordum dedim biz 3. kattayız. Hı. Benim dayımın bir tane hassası vardı. Hı. Dayımın hassası ne diyordu biliyor musun? Aşağıda diyordu havuz var ben havuzun içine atlayacağım. 3. kattayız ve aşağıda havuz yok. Bu onu yapıyor. Simyevi dediği o. Varmış gibi gösteriyor. Hı. Ama yok. Bak. Fizik olarak var gibi gözüküyor ama olmayan bir şey. Demek ki fırıldağın önde gireni. Yani her şeyi gösterebilir. Mesela burada Serap diyorlar ha, ya. Tamam işte. Mesela çöldeki adam ne görür? Şelale görür. Şu görüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Görüyor ama yok. Ha, ama yok. Bu musallat olduğu kişileri onları gösteriyor. Bak mesela adam diyor ki beni tutuyorlar çukurun içine çekiyorlar. Ama çukur yok orada. Hiçbir şey yok. Orada çukur yok. Bu onlara öğretiyor. Etrafındaki kabilesini... Ateşin içine düşüyor ama ateş yok. Ateş yok. Mesela çukura düşüyor. Mesela kuyuya düşüyor ama kuyu yok orada. Yok. Öyle bir şeydeyiz ki şu an. Öyle bir şey çözdük ki Maruşi'nin görevini. Şunun tipini görmüyor musun abi? Çok değişik bir tipi var. Olmayan şeyleri varmış gibi. Halüsinasyon. Evet aynen. Halüsinasyon da işin içinde. Halüsinasyon gösterir yani insana. Bir şey varmış gibi gösterir. Ve de bak Ömer, bize o kadar güzel, hiçbir şey uygulamıyor, çok güzel. Evet. Bunun sonu Allah tehlikeli. Sonumuzu hayırlı eylesin. Bence sonu tehlikeli. Simyevi anladım ya, kimyevi dediği, kimyevi de öyle bir şey yok. Kimyevi de, onu çözmeye çalışıyorum. Simyevi tamam gösterir, kimyevi de şey olabilir mi onlarda, madde gibi gösteriyor. Bizimki de onlarınki farklıdır. Onların kimyası farklı. Kimya şeyleri. Ha şöyle. Tamam. Şimdi taşlar yerine oturdu. Simyevi bir olmayan bir şeyi mesela onun ilmi. Heh. Olmayan bir şeyi gösteriyor. Fiziki tamam. Bir olarak yok. Ama orada var gibi gösteriyor. Var gibi. Kimyevi ise mesela duman. Bir duman yapıyor. Ateş yakıyor. Bir şey oluyor. Bunlarla ilgili.
Tamam. Aynen ama gerçekte ya. Madde olarak yok. Yok. İşte o yok. Madde olarak yok. Yok. Ama madde olan bir şeye zarar verebiliyor. Abi mesela yakabilir. Tabii ki. Düşünsene yapar. Madde kağıt maddedir değil mi? Tabii madde. Kağıdı alarak tutuşturabilir. Herhalde düşünürüm onu işte yapar yani. Tabii ki de. Çok ince bir çizginin üstündeyiz şu an. Bu ilimde ince bir çizginin üzerindeyiz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Kapının kendi anahtarıyla kapıyı açamamak gibi bir şey. Evet. Şu an ama kapı, şöyle son anahtar. Bir şifre kalmış. Hı? Biz ince çizgi dediğin gibi kapının anahtarıyla kapıyı açamıyoruz. Çeviriyorsun ya. Hani tık açılmıyor tık. Ya. Üçüncü tıktayız. Açacağız. Son de. Açacağız abi. Maruşin'e bak. Maruşin. Seni gidi üçkağıtçı varmış gibi gösteriyorsun ha. Ama ben sana dedim. Fırıldağın önde giden diye. Aynen abi. Ya. Varmış gibi gösteriyor. Ama Ömer çok zeki. Çok zeki. Zeki zeki abi. Aşırı zeki. Zaten şeyin bu hocası. Kabilesinin hocası. Kabilesinin belki dekanıdır bu dekan. Ha, bizim dilimizde. Evet. Ya da doçentidir. Ama bizim dekan olduğumuzu bilmiyor. Bilir Ömer. Biliyor mudur? Bilir, bilir Ömer, bilir. Abi bazıları geliyor boş boş bakıyor. Siz kimsiniz, niye çağırdınız, sizi çözmeye çalışıyorum diye. Bence bilmiyor be. O kadar şey bilmiyorlardır ya. Ömer, çözmeye çalışıyorum diyor da. Mertebesi ya da yüksek. Zarf atıyordur. Biz anahtar daveti, bak bayağı anahtar daveti yaptık. Sanki bunun haberi yok mu? Zarf atıyor da olabilir. Tabii ki. İşte. Hadi. Maruşin. Abi suratı var ya kabus gibi ha. Mehmet'e çok görmüyor. Bakar mısın abi? Of göz kızarmaya başladı. Gözleri kırmızı demek ki. Ömer. Senin herhalde hayırlı bir işin yok. Senin işin de hep işin gücün üçkağıtçılık. Böyle bir ne bileyim insanlara kötülük vermek. Nedir öyle ya kötülük mötülükle uğraşıyorsunuz? Bir şey varmış gibi gösteriyorsunuz. Ömer biraz frene bas. Abi kafaya bak. Ne oldu? Ölüyor abi. Herhalde cevap verecek. Sen ilimli bir insansın. Neden bu şekilde konuşuyorsunuz? Neden bir şeyi varmış gibi gösteriyorsunuz ya da olmayan bir şeyleri olmuş gibi gösteriyorsunuz? Güzel soru. Bu bizim görevimiz. Bunu sorgulayamaz. Biz bunu yıllardan beri yaparız. Varoluş diye bir şey var. O zamandan beri. O zamandan beri derken? Tamam vazgeçin bu işlerden. Size bir hayır gelmez böyle işlerden. Kötülüğün hiçbir zaman hayır olmaz. Kötülüğün yüzüne yansımış senin. Ömer zaten bunu hayır mayır anlamaz ki bunlar. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Oh. Oo abi. İlk defa var ya. İlk defa ürktüm ha. Ama ilk defa da ben senin yarım adım arkanda durdum. Arkandaydın evet. Ben de işi uyandım çünkü. Terletti lan. Konuştum ama yüzümdeki şey
Ömer sonra ben seni niye öyle bastırdığını, bir de ben sana kızdım ama farkındaysan ama niye o kadar sivri dille konuştuğunu şimdi ben sana hak veriyorum. Hak veriyorsun değil mi? Allah razı olsun abi. Şimdi hak veriyorum ben sana. Çünkü bunların damarına bastın, ne kadar basarsan saldırmazsa bir nevi bir şey dersin. Ha demek ki. Evet abi. Nice insanların var ya kanına girdi bu. Evet. Sen de yaratığa diyorsun ki bu işten hayır gelmiyor. Ulan zaten o hayırlı bir yaratık değil ki. Evet. Hayır gelecek bir yaratık değil zaten. Görevi o. Görevi. Bunlardan, bakın bunlardan tamam görevi o. Abi, iblisin görevi insanları günaha sokmak. Evet. Bunların görevi her türlü zararı vermek. Evet. Ama Allah Zülcelal'ın ayetleri var, duaları var. Allah'a sığınacağız. Allah'ın ismi şerifine sığınacağız. Koruma dualarına sığınacağız. Ayete kürsüye sığınacağız. Ömer'im. Bunları yaptıkça bunlara fırsat vermeyiz. Tabii ki bunlara fırsat vermeyiz ki. Dünyadaki insanoğlu olup da şeytanlardan, onlardan biz nasıl kurtulacağız? Evet. Ya? Onların içine zaten her yerine girmiş, damarlarına girmiş. Girmiş çünkü. Damarlarına girmiş. Allah yolunda olan bir insan, Allah zikrini konuşan bir insan, devamlı içi, dışı iyilik olan bir insan. Böyle kötülüklere gelmez abi. Ya, böyle kötülükler ona rast gelmez. Bir tane kardeşimiz yazmış. Daha yeni izlemeye başlamış. Ben bu iki buçuk olur. Ben bunu ilk defa şimdi aklıma geldi. Evet. Ömer hocam, Eşref abi. İşte Siyonistler. Hani bunlar böyle bir şey yapıyorlar mı? Davette. O güzel kardeşim inşallah Allah'ın izniyle izliyordur da. Güzel kardeşim. Eğer ki onlar bizim gibi davet yapıyorsa bizim gibi koruma duasını, davet duası okuması lazım. Ve onu okuyan zaten Müslüman. Müslüman olması lazım. Evet. Onların şeytan işte böyle varlıklarla işleri oluyor. Onlar, Müslümanlarla işleri olmaz ki. Evet, onlar böyle kötü varlıklar çağırıp onlara şey tabii, verir, görev verir. Onlar kötü varlıkları çağırdıkları zaman onların da kendine göre bir duaları var. Hani bizim gibi değil onların duaları. Evet. Onlarınki biraz da büyücülük hava. Tabii ki. Büyücülük. Abi bunun fıtratında kötülük yapmak var. İnsanoğlunun fıtratında da iyilik yapmak konusu. Her zaman. Ama işte insanoğlu maalesef bunları geçti Ömer'im. Görmüyor musun? Dünyanın her tarafı ne oldu? Her yer ya. Her yer ne halde? Aslında yaşanacak halde değil ki dünya. Dünya bitti ya. İnsanlar birbirini yiyor. Of Allah'ım sen büyüksün kurban oldum. Abi resmen var ya. Bak. Her yaptığımız davette gelenler kendi yaptığı görevini söylüyor ya, resmen söylüyor. Ben kötülük için gelmişim. Açık benim açık görevim söylüyor. Kötülük. Benim görevim büyücülere yardım etmek. Hepsi tamam. Bunların işi bu. Bizim işimiz, biz nasıl korunacağız? Biri büyü yaptı, şey yaptı. Nasıl korunacaksın? İşte buyur. Duayla. Duayla korunacaksın. Dua edeceksin. Abdest alacaksın, namaz kılacaksın, namaz. Allah Zülcelal'ın koruması altında olacaksın. Sigortası altında olacağız. Ömer'im. Bir şey söyleyeyim. Bak abi. Gelelim insanoğluna. Güzel kardeşlerim. Ne kadar diyeyim ben sana? Ömer. 10 ay oldu olmadı. Ha. Biz seninle tanışana ne kadar oldu? 10 ay oldu mu? Olmuştur. Heh. Seninle tanışmama işte ne kadar işte bir ay falan daha uzaktayım. Zatın bir tanesi. Başka bir yerdeyiz ama. Buradaki, kendi buram, bizim burada değiliz. Evet. İsim falan vermiyorum. Ha. Zatın bir tanesi. Makbuzuyla birlikte camiye hayır topluyor. Ha. Makbuzuyla. Ben de söyleyeyim Ömer'e. 200 lira da ben verdim. Biliyor musun? Ha. 200 lira da ben verdim. Benim arkadaşlarım var. Aha. Ömer'im, o adi, şerefsiz, namussuz insan şeyde, meyhanede kadınlarla yakalanıyor. Allah Allah. Allah'ından bul lan. İşte buyur. Bu alemdeki yaratık bunu yapıyorsa bizim alemdekilere abi yapar yapar Allah korkusu yok. Allah buyur korkusu. İşte ya. Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dediğin gibi bak ben şeyde Adana'da mağazada oturuyorum. Mobilya mağazasında. Onun gibi belki işte ayda 2-3 tane gelir. Bakarsın cübbe müppe elinde hani öyle bir şekilde geliyor bir de öyle bir şekilde konuşuyor ki selamun aleyküm muhterem işte falanca köyün ismini de söylüyor. Ya oradaki işte. Kur'an kursuna bir yardım etmek ister misiniz? Elinde de makbuzu tutuyor böyle. Bazen yanında da bir yaveri oluyor, bir şey oluyor. Hı. Ya diyen bizim diyorum
vereceğimiz yerler diyorum şey var yani. Biz farklı bir yere veriyoruz. Kendi dergahımıza veriyoruz diyorum mesela. Çıkıp gidiyor. Ona verme, buna verme. Ulan diyorum tamam da gerçek gelen mesela. İşte. Ha, en güzeli ne yapacaksınız? Öyle gelenlere değil de. Abi artık bütün cuma namazına gittiğin zaman diyor cami ve Kur'an kurslarına yardım için arkada şeyde caminin dışında şey var, para kutusu var. Oraya atacaksın abi. Bitti ya. Onlara vermeyin, buraya verin. Ama bak adam meyhanede yakalanmış. Onun gibi binlercesi var. Bu işi meslek haline getirmişler ve bu işin çeteleri var abi. Ya bu makbuzu sen nasıl basıyorsun? Hadi onu geçtim. Basıyor abi, basıyor. Gerçekten bir cami, bir mescit yapılacak gerçekten paraya ihtiyaç var. Evet. Bir, ne oluyor? Ulan bu da üçkağıt çiziyorsun. Vermiyorsun. 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 Bu sefer de vebale giriyorsun. Vermiyorsun. Abi en güzel herkes kendi camisine gittiği zaman. Kendi yardımını kendisi yapacak. Cuma'dan bitti. Çıktığı zaman hoca isterse verirsin. İstemezse zaten oraya para şeyi koymaz. Maruf'un nerede acaba? Gitti mi dersin? Yok abi gitmemiştir de. Davetin çünkü açık olduğunu biliyorum. Ömer sandık daveti boyut kapısı açık olunca anahtar kitabından gelebilir mi? Yok. Ha. Anahtar kitabı farklı. Tamam. Şimdi bu geldi. Maruş'un geldi. Maruş'un davetine başkası anahtar geldi. Kitabından başka biri gelmez. Sandık davetinden gelebilir. Maruş'un yok abi. Anahtar kitabından da gelebilir. Ama Maruş'un geldiği için gelemez. Bu gelmeseydi gelebilirdi bak. O zaman tamam. Aha. Dedim acaba hani sıkıntın mı var? Ne var? Bak abi örümceğe bak. Ey kurban olayım ben ona ya. Ne güzel örmüş. Şuna sanat sanat abi. Oh. Kamerayla hemen beni bırakıp gidiyorsun. Gene ne gördün? Oo abi. Kafayı sallıyor bak. Maruş'un. Ömer nasıl bir adamsın ya. Ne oldu abi? Sana helal olsun abicim ya. Abi arkada da mı var? Ömer lafı ağzımdan aldın ha. Evet. Sana diyet getirsek ne gibi bir diyet istiyorsun? Maruş'un. Anlaşma yapmaya hazırsın herhalde. Evet anlaşma yaparım. Anlaşma yaptıktan sonra senden ne alacağız? Bize ne vereceksin? Anlaşma sebebin ne? Neyin peşindesin? Sana simyevi şifrelerini vereceğim. Simyevi şifrelerini diyor. Abi büyücülük şifresi diyor bu. Peki ne istiyorsun peki? Diyet dediğin diyet olarak kan olabilir. Neyin kanı? Ne kanı? Keçi kanı getirebilirsiniz. Keçi mi? Ne keçisi ya? Ne de bulacağım lan keçiyi. Başka bir şey ister misin? Kedi kanı, kurbağa kanı. Yılan kanı. Abi keçiniz var mı? Bizim köyde keçi başı yok ki. Yok mu? Yok. Koyun var. Koyun olmaz. Kimsen mi diyor, o mu diyor? O diyor. Ha. İlla keçi mi? Sen bizi salak zannettin herhalde değil mi? Öst yavaş. Senin için bir kan mı akıtacağız? Kimsin sen? Neden öyle bakıyorsun? Ya kızdırdık ha. Arkamızda biri mi var lan? Nereye bakıyor? Hızlı ya. Nereye bakıyor lan? Ne bileyim lan? Allah'a ekber. Allah'a ekber. Ah. Abi. Ulan Ömer. Heh. Öyle bir daldırdı ki bizi. Ben kafamı arkaya çevireyim tövbe olsun. Arkaya bakıyordun değil mi? Ulan bu nereye bakıyor bu? Ulan bunda sana bir şey diyeyim mi? Hipnozluk da mı var yoksa? Bak bak. Bakıyordum ya ona. He. Duruyordu. Şurasından bir şey uçtu. Bize doğru geliyordu. O sıra saldırdı. İnşallah çekmiştir. Nasıl ulan, bir şey biliyor musun? Ulan Çömer tansiyon düştü ha. Kelebek miydi? Neydi? Burasından bize doğru geldi. Ondan sonra
Ben onu görmedim. O dik dik bakıyordu ya. Bu neydi lan? Aha. Bak. Gergedan böceği. Görüyor musun? Siz buna mı gergedan böceği? Yok, bu değil aslında. He. O gün sana bahsettiğim bunun daha büyüğüydü. Bak bak, deliğe giriyor. Aa, tam yuvasına giriyor. Boyut kapısından geçiyor. Boyut kapısından içeriye giriyor abi. Sen öyle dur diyor Ömer. Ha. Dik dik bakıyordu ya. Sanki arkamıza doğru bakıyor. Sen arkana mı dönmüşsün? Hayır, ben arkama bakıyordum. Ulan acaba arkada hani olur ya. Gözle göreyim ben. Belki canlı bir şey vardır diye. He. Onu döndüm lan saldırıcı. Abi bu geçsin şimdi. Yok diyetti, yok kandı, yok bir kurbandı, yok zıkkımın köküydü. Bunu öyle bir şey imkansız. Yani şimdi ben bunun için, düşünsene git bunun için keçi kes. Ya da ya keçiyi bırak, kurbağaya bile yazık ya bunun için kesersen. Ya yılan bile öldürülmez. Yılan bile öldürülmez. Yılana kurban olsun. Ha, keçi istiyor. Ulan bir keçi. Keçi kaç para biliyor musun? Önce bir tipine bassın, sonra keçi istesin. Ulan Ömer. Tamam, bu burada da. Ulan bana bak. He. Belki de bize var ya büyük bir bilgi verebilir ha. Abi. Ama yalan mı lan? Şu an hipnozun etkisi olabilir ha. Ne verebilir abi? Vermez. Hiçbir şey veremez. Hiçbir şey vermez. Gerek yok. Lazım değil abi bu. Ömer, bu öyle dik dik baktı ya abi. Hı. Bu bize aynı hipnoz etti. Bizi öyle uyuttu ki bu. İyi düşün bak abi. Gözlerini görmedin mi? Ne acayip bir şey bu ya. Ben bundan hiçbir bilgimi istemem. Hiçbir şey olmaz. Bundan tamam. Hani beni isteme falan. O da bak, o da hikaye. O da hikaye. Hikaye abi. Ne dedi? Abi, arkadaşım çok akıllı. Musallat olacaktı. Var. Onu düşünüyor. Ama neyi biliyor? Üstünde koruma olduğunu da biliyor. Yani yapamayacağını da biliyor. İşte boşluğa getirmeyi düşünüyor. Tonga'ya bir düşürebilse. Tonga'ya düşürmeyi düşünüyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ulan bağ tutma abi, ne bile tut. Hakikaten var ya, şimdi kameradan şeye bakamıyor mu? İlla mecbur kameraya bakıyor. Evet. Abi o yüzden ama hep arkamda dolanıyor. Ben sana takdir ettim abi. Ne oldu, neden abi? Bir dolandık da şey yaptık ya. Ben sana değil mi, sana helal olsun diye. He. Ne için dedin abi? O an nasıl anladın? Çıkacağını? He. Gördüm abi, hissettim. Bana niye söylemiyorsun mübarek? Söyle bana da. Sana dedim ya abi, gel gel dedim, çıkıyor dedim. O tamam işte, o en son dedin ama. Hani o an nasıl bunu yaptın? Ben ya sana helal olsun abim ya. Abi sana da helal olsun ya. Vallahi iyi ki yanımdasın ha. Allah razı olsun. Sensiz böyle davetlerin tadı çıkmıyor. Artı sen olduğun zaman ben biraz daha böyle bir şey olayım abi. Ama ilk defa kurnazlık yaptım, hakkını helal et. İlk saldırdım da senden geri. Sen benim arkamda duruyordun. Ya. Abi sen benim biraz önümde duracaksın. Tabii. En çok darbeyi ben yiyeceğim. Darbeyi yemek için mi? Tabii ya. Bak ağırlığı şu an hissediyorum. Ciddi misin? Evet, hissediyorum şu an. Ömer, o ağırlık bana gelmiyor işte. İşte sen davet yaparsan sana da gelir. Ne oldu lan? Abi. Ulan suçlu beygiri gibi dolaştırma beni. Nerede? Ah. Hani? İşte. Ha. Aa. Barışın. Bize neden saldırdın? Biz seni ilimli biri olarak biliyoruz. Bunlar, şu tarafta bir şeyler parlıyordu. Şurada. Evet. Bak. Dur abi dur. Orada var Ömer. Tek değil mi lan bu? Paşamıza bir iş gelmesini mi istiyorsunuz? Tek değil, tamam. Çok büyük bir tehlike altındasınız. Bunun farkında değil misiniz? Farkındayız. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. La ilahe illallah.
Muhammed'in Resulullah. Seni İslam dinine davet ediyorum. Ne yaptı lan bu? Allah yoluna davet ediyorum. Şöyle şöyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu imana mı geliyor? Ne yapıyor yoksa? İmana geldi. Abi imansız imana gelmez. Ya imana gelir mi o ya? İmansız imana gelmez. Abi bu şu saatten sonra zarar verir abi. Evet. Şu saatten sonra zarar verir. En güzeli. Kapatalım. Daveti kapatalım abi. Kapatalım. Videoyu da bitirelim. Arkadaşlar biraz zor bir davet oldu gerçekten. Hem ben etki gördüm hem Eşref abi gördü. Eşref abi daha çok gördü. Etkiyi çünkü şöyle. Ben daveti yaparak biraz daha sanki kalkanım biraz daha güçlü gibi ama Eşref abi biraz daha böyle darbeyi yiyor. Yani sanki ben onu biraz daha öne sürüyorum gibi. Abi kusura bakma hakkında helal et. Yok yanlış yanım. Arkanda da dursam ben espri yaptım. Arkanda da dursam yine aynı hiç fark etmiyor. Abi işte o yüzden hiç fark etmiyor. Şu saatten sonra biraz etki altındayız. İleriki davetlerde bunu bir daha çağıracağım. Bununla bir şey çözeceğim. Şu an çözülmüyor. Yok. Bakın imana da gelmiyor. Videomuzu bitireceğim. Daveti de kapatacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olun. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Herkes hayırlı geceler kardeşim. Ömer bir de bunu kapalı alana Çaylık Düzü'nde davet edelim. Çaylık Düzü'nde çağıralım bunu. Tamam. Tövbe olsun var ya bak. Tamam orada çözeriz abi bunu. Bakalım ne olacak. Bunu Müslüman'a desek var ya. Çok güzel olur abi. Bomba olur. Sen ne diyorsun Ömer? Bomba olur hem de. Bilgin de sen ne diyorsun Ömer? Evet. Abi bunu Müslüman edelim. Bu çünkü var ya. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.